Mahalledeki toplumsal yaşayışa baktığımız zaman, şimdi çok önemli bir ilkeden, bir düsturdan bahsetmek istiyorum. Eski dönemlerde, yani 1900 belki 60'lara 70'lere kadar şehirlerde mahallelerin oluşumu çok güzeldi. Zenginle fakir aynı mahallede otururdu. Yani bakarsınız bir mahallede çok varlıklı, o şehrin en ileri gelen varlıklı insanı, onun hemen yanı başındaki komşusu fakir, muhtaç durumda olabilirdi. Bunun ne kadar güzel olduğunu ben şahsen yaşadım. Hiç hissettirmeden o varlıklı aileler, ki hanımlar birbirleriyle çok rahat konuşur, erkekler aynı şekilde konuşur, böyle kırıcı bir tavır olmadan, küçük görücü bir tavır olmadan konuşurlar. Daha Ramazan gelmeden önce varlıklı aile kendi evine ne alıyorsa ona yakın bir şeyi de mutlaka komşularına ikram ederlerdi. Bu tabii bir haslet, çok güzel bir haslet. Biz şimdi onu kaybettik. Yani maalesef zenginler ile fakirlerin oturdukları yerler ayrı ayrı semtler haline geldi. Bu özelliği kaybetmiş bulunuyoruz. Dediğim gibi kış ayları olması dolayısıyla çok güzel irşat faaliyetleri oluyordu. Yani günümüzde irşat diyoruz ama biz o zaman vaaz diyorduk, nasihat diyorduk. Sahurdan sonra sabah namazına kadar uzunca bir süre var idi. Çok Cami Kebir'de ve Bunat Camii'nde vaazlar yapılırdı. Çok ünlü hocalar vaaz yaparlardı. İkindiden sonra vaazlar apayrı bir özellik taşırdı. Yani yine ünlü oranın eski ülema dediğimiz alimleri ikindi ve camiler bu manada dolardı o vaazlarda. Namaz vakitlerinde belki az oluyordu ama vaazlara çok büyük ilgi oluyordu. Bir de teravihten önce mutat olduğu üzere konuşmalar yapılıyor idi. Bunun ötesinde tabii öyle bir neşriyat, bu konularda bir yayın faaliyeti vesaire yok. Bütünüyle bu bahsettiğim tarzda bir irşat faaliyetinin olduğunu görüyoruz. Evimizde Kur'an-ı Kerim tabii okunurdu. Rahmetli babaannemden bu konularla ilgili çok hikayeler dinledim ama bana çok garip geleni bu rü'yet-i hilalle ilgili bir konu, yani ayın görülmesiyle ilgili. Eski zamanlarda o yani 1900'lü yılların başında veya 1800'lerin sonlarında iki kere onun başına gelmiş. Normal Ramazan değildir diye sabah kahvaltımızı yaptık. Fakat kuşluk vaktinde Kayseri'de bir tellallar çağırmaya başladı. Derhal ağzınızı yıkayın, hilal görüldü, oruca başlayacaksınız şeklinde. Böyle bir anıyı çok iyi hatırlıyorum. Ki günümüzde de bu rü'yet-i hilal konusu üzerinde çok duruluyor. Gerçi bu problem çözülmüş durumda ama bu şekilde. Bir diğer önemli husus da yani Ramazan'ın önemiyle ilgili ve İmam Hatip Okulu'nda özellikle okuduğumuz yıllar, yani 1950'li yılların ikinci yarısında böyle çok güzel hadisler hocalarımız ezberletirlerdi. Şimdi vaizlerimizden dinlediğimiz o hadislerin birçoğunu biz o zaman ezberledik, yani Ramazan'da ilgili. Onlarla ilgili açıklamalar olur, tartışmalar olurdu. Dediğim gibi yani kış ayına gelmiş olması ve bulunduğumuz ortam dolayısıyla, bulunduğumuz şehir münasebetiyle ben bunu dolu dolu yaşadığımı ve o günlerin özlemini duyduğumu özellikle belirtmem gerekir. Eski Ramazanların güzelliklerinden bahsettim, çocukluğumdaki Ramazan. Ama ben bugünkü Ramazanların da böyle küçümsenmemesi gerektiğini kanaatindeyim. Neden bunu söylüyoruz? Bir sürü böyle hayat meşgalesine rağmen çok güzel faaliyetler olduğunu ülkemizde, yani bütün Türkiye çapında söylüyorum, çok güzel faaliyetlerin olduğunu görüyorum. Mesela çok etkilendiğim bir iki önemli faaliyet, televizyon programları oldukça keyifli. Yani envai çeşit, yani her türlü konuyu ele alan, dini anlamda, Ramazan anlamında insanın kendi kendisini
olgunlaştırmasında inanılmaz güzel programlar oluyor, hatıratlar vesaire. Yani bu televizyon programları ki istisnasız bütün televizyonlarda da görülüyor. Tabii Diyanet TV'nin temel akım, yayın akışı elbette ki buna indekslenmiş durumda. Bu önemli. Mesela kitap fuarları oluyor. İstanbul'da bulunuyoruz. Her sene kitap fuarları Ramazan ayı boyunca bence son derece güzel bir kültürel ve bilimsel faaliyet. Birçok arkadaşımız, birçok kişi bu kitap fuarları günlerini adeta böyle özlemle, iştiyakla bekliyorlar. Diğer taraftan son 1-2 yıl içerisinde aksadı ama ben bu iftar çadırları da bana çok güzel geliyordu. Yani bakıyorum böyle istisnası İstanbul'un bütün belediyeleri, yani şu belediye, bu belediye demiyorum, kendi çapında çok güzel 3 kap, 4 kap yemek veriyorlardı. Ben hatta bir ikisine, tanıdığım bir iki belediye başkanına bir münasebete sordum. Mükemmel, binlerce kişiye veriyorsunuz. Bunun kaynağı nereden geliyor deyince güldü. Dedi ki, birçok insanı gücendiriyoruz dedi. Yani bu iftarı ben vereceğim diyen o kadar çok sanatkarımız, yani ve iş adamımız, insanımız var ki onlar güceniyorlar. Bazen onların ikisini, üçünü bir araya getiriyoruz. O anlamda hiçbir sıkıntımız yok şeklinde verdi. Bunların gerçekten çok güzel bir husus. Bir de irşat faaliyetleri çok güzel devam ediyor. Yani bazı böyle cami dersleri şeklinde faaliyetlerin olduğunu görüyoruz. Yayınlar apayrı bir konu. Şimdi bakın son yıllarda birçok üniversite böyle Ramazan özel sayısı çıkardılar. Bu güzel bir şey. Yani gerek eski Ramazanlar, gerekse günümüz Ramazanlarında ne tür inceliklerin yaşandığı, hangi olaylara şahit olduğu şeklinde yayınlar yapılıyor. Bu yayınları da küçümsememek gerekir. Televizyon yanında gazetelerin böyle bir yarış içerisinde olduğunu, şu anda ne kadar devam ediyor bilmiyorum ama geçtiğimiz yıllarda gazetelerde bir Ramazan boyu özel yayınlar yapılıyor idi. Yani şunu, bütün bu peş peşe sıraladığım şeylerle şunu söylemek istiyorum. Eğer biz kadrini, kıymetini bilirsek, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği bu Ramazan ayının ki hakikaten 11 ayın sultanı olduğunu hissettiriyor, her yönüyle bir farkındalık yaşıyoruz. Yani hangi kesimden olursa olsun Ramazan toplumumuzda bir farkındalık oluşturuyor. Hangi kesimden olursa olsun bayram hepimizin bayramı. Bakın bizim gurur duyuyoruz, milli bayramlarımız var. Ama dini bayramlarımızın apayrı bir toplumda bıraktığı izler var. Birinin 3 gün olması, diğerinin 4 gün olması, çok güzel programlar yapılıyor, sıla-i rahimler yapılıyor. Dolayısıyla evet, eski Ramazanların güzel olduğunu kaynaklardan okuyoruz. Kendi çocukluğumuza yaşadıklarımızı, ama bugünün Ramazanları da kendi özellikleriyle, içinde bulunduğu değerleri kıymetlendirme açısından eskiden hiç geri kalmayacağı, bu benim kişisel görüşüm. Yani yanlış olabilir. Ben son derece iyi olduğunu, Cenab-ı Hak inşallah vatanımızın, milletimizin, devletimizin huzurunu daim eylesin. Benim bunun çok daha güzel olacağına inanıyorum. Yani gelecek için böyle bir ümidim var. Kayseri'de Ramazan'ı dediğim gibi yaşadım. Burada zaten İstanbul'da yaşıyoruz ama yurt dışında da bazı ülkelerde bunu gözlemleme imkanım oldu. Özellikle mukayeseli bir şekilde. Mesela İngiltere'de bulunduğumuz yıllarda yine böyle sonbahar ve sonbahara doğru oluyor idi. Yani tabii bir sürü Pakistanlı, Bangladeşli, Kıbrıslı hemen diğerinden gelmiş. Ya talebe veyahut orada bir iş adamı, bir takım Müslümanlar var idi. Onlar
o toplum içerisinde böyle bir azınlık olmanın verdiği bir duygu ile Ramazan'ı da özel bir konuma yerleştiriyorlardı. Yani ısrarla akşam bizim bir iftarımız var, gelirseniz memnun olur. Tabii biraz gitmek gelmek zor bir şey oralarda, meşakkat, ama nasıl böyle cuma namazında vesaire tembih ederlerdi bu şekilde. Ama hele bir hatıram var ki onu söylemeden geçemeyeceğim. Evinde kaldığım, beraber doktora yaptığımız bir arkadaşımız, Chris isminde bir arkadaşımız. Sonra evinden ayrıldım ve bir başka eve, kendi oturduğumuz yere taşındım. Baktım bir gün akşam Ramazan'ın ilk günü çorba pişirmiş, sebzeli yemekler yapmış. Kendisi Hristiyan. Sebzeli yemekler yapmış, aldı getirdi. O sırada şu anda da yine gözlerim doluyor. Büyük heyecan duydum. Ve içimden gelerekten, ya Rabbi bu gence hidayet nasip eyle dedi. İnşallah nasip olur. Bilmiyorum, hala kendisi sağ olur. Ama yani böyle bir duygunun olduğunu bilirim. Oralarda da Müslüman olsun, gayrimüslim olsun Ramazan fark ediliyor, biliniyor. Mesela bu yaz Cambridge'de bulunmuş idim. Kurban bayramını orada idrak ettik. Orada şöyle bir 100 dönümlük bir arazide, şehrin içerisinde, bir park içerisinde dünyanın her yerinden olan talebeler, iş adamları, Müslümanlar toplandılar, kadın, erkek. Envai çeşitli bir festival görüyoruz. Sabah bayram namazı kılıyoruz ama en etkili, beni etkileyen belediye başkanı, bir hanım. Hristiyan bir hanım, örtünmüş o şekilde. Bütün belediye encümen üyeleriyle, yani belediye meclis üyeleriyle hazır bulunmuşlar orada. Biz namaz kıldığımız sürece, o vaaz sürecinde böyle beklediler. Sonra tebrik ettiler. Bunu tabii hatırlıyorum. Bir başka örnek, böyle yine etkilendiğim, Malezya'da bir iki yıl bulundum. Orada bizimki kadar canlı olmuyor. Yani neden olmuyor onu tam analiz edemiyorum ama yani genellikle camilerde iftar yemekleri veriliyor, onu hatırlıyorum. Bunun dışında sahada geçiyor yani bu şekilde. Evet, yani şunu belki ifade etmek gerekir. Bu sadece Türkiye'ye mahsus bir şey olmaması da apayrı bir özelliği. Yani bizim böyle cuma namazı gibi, bayram namazı gibi, Ramazan gibi özel anlarımız, dönemlerimiz sadece Türkiye'ye, sadece belli bir zümreye değil, bütün İslam alemine mahsus faaliyetler olması bunun önemini bir kat daha artırıyor. Ve hakikaten bir farklılık ve farkındalığı biz dolu dolu yaşıyoruz. Ramazan'ın bir eğitim ayı olduğunu unutmamak lazım. Yani bakın bunu, bu noktaya bilhassa temas etmek gerekir. Bunun başlangıcı nedir? Asr-ı Saadet. Peygamber Efendimiz Ramazan daha başlamadan, ki onun malumu hadisi çok manidar. Allahümme barik lena Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan buyuruyor. Yani daha 3 aylardan bu işin hazırlığı başlıyor idi. Asr-ı Saadet bir üniversiteydi. 5 vakit namaz kılmanın yanında birçok İslam'ı yeni öğrenmek için gelenler, ihtida etmek üzere gelenler veya merak edenlere verilen eğitimler, sonra kadınlara ayrı, erkeklere ayrı, çocuklara ayrı programların uygulanması bu işin başlangıcını teşkil ediyor. Tabii o bir, o dönem bir düstur ittihaz edilerekten, daha sonra da aynı minval üzere, yani Asr-ı Saadet'te, Hulefai Raşidilerinde ne yapılmış ise elden geldiği kadar İslam dünyasında bu yapılmak istenmiştir. Ben kendi tarihimizden baktığımız zaman, Osmanlı dönemi bizim daha çok araştırdığımız bir dönem olduğu için yoğun bir irşat faaliyeti oluyor. Yani çok yönlü bir irşat faaliyetinin olduğunu görüyoruz. Mesela çok önemli bir olay, medreseler tatil ediliyor. Niye tatil ediliyor? Bütün talebe, danışment denilen talebeler ve müderrisler köylere, kasabalara, diğer şehirlere giderek hafif irşat faaliyetinde bulunuyorlar. Bu çok güzel bir uygulama, güzel bir adet. Çünkü böylece daha ileride toplumun aydın kesimini oluşturacak olan o medreseliler toplumu tanımış oluyorlardı. Toplumla iç içe bulunma imkanları oluyor idi. Keza hocalar, yani müderris dediğimiz öğretim üyeleri toplumla
çiçek oluyor. Bugün bizim bir şikayetimiz var. Halkımız ile aydınımız arasında bir kopukluk yaşıyoruz diyoruz. Eski döneminde bu önemli ölçüde bir takım uygulamalarla bu telafi ediliyor idi. Sonra her seviyede vaazların yapıldığını biliyoruz, irşat faaliyetleri olaraktan. Ama bir tanesine bir cümle ile, en azından bir cümle ile temas etmek gerekir. O da huzur dersleri. Yani padişahın huzurunda Ramazan'ın özellikle son 10 günü içerisinde verilen dersler. Ve bu böyle 5 sene, 10 sene değil, yaklaşık 150-200 sene devam etmiş bir adettir. Günümüze geldiğimiz zaman, başlangıçta biraz söyledim ama tekrarında fayda vardır. Ramazan'da bizde de irşat faaliyeti artıyor. Bilhassa mukabeleler. Yani bakıyorsunuz, yine her kesimden hanım, yani belki Ramazan dışında bazı eksiklikleri, bazı ihmalleri oluyor ama ısrarla benim evimde bir mukabele okunacak, buna katılmanızı istiyorum diye komşular birbirlerinden ricada bulunuyorlar. Bu tabii çok güzel bir şey. Tabii mukabele denilince bu da yine asr-ı saadete dayanan bir malum. Her sene Ramazan'da Cibril peygamberimize gelerek bugüne kadar nazil olan Kur'an ayetlerini baştan sona okurdu. Bir canı ashab-ı kiram bunu dinlerdi. Ama son vefatına tekabül eden sene iki kere, ki o zaman artık Kur'an tamamlanmıştı, iki kere baştan sona okudu. Resulullah da bunun bir yeni bir başlangıç olduğunu, yani bu dünyadan ebedi aleme intikalinin bir habercisi, bir müjdecisi olduğunu hissediyordu. Bunun kızı çok hayatta olan, kendisine 6 ay sonra vefat eden kızı Fatıma'ya da ihsas etmişti. Evet. Dolayısıyla bu mukabelenin çok önemli olduğunu, bizim buna çok önem vermemiz gerektiğini unutmamamız gerekir. Evet, 12 ayın sultanı diye nitelendiriyoruz. Tabii birçok yönüyle sultan ama özellikle bereket, yardımlaşma, karşılıklı birbirleriyle hemhal olma açısından son derece önemli. Yani eski dönemde hakikaten durumu varlıklı kimseler muhtaç olan komşularına yardımlar yapıyorlardı. Günümüzde de bakıyorum benzer şeyler yapılıyor. Bu sefer daha da organizasyonlar, bazı kuruluşlar, hayır kuruluşları, yani Ramazan paketleri şeklinde veya bir takım muhtaç kimselerin tespitini, ama bu kurumsal olarak, güzel olan da bu, kurumsal olarak bunların tespitini yaparak çok güzel yardımlaşmalar oluyor. Bu işin görünen maddi kısmı, asıl bereket de tabii manevi anlamda. Oradaki o atmosfer, konuşmalar ve adeta arınma diyebileceğimiz olay da tabii bereketin manevi yönünü temsil ediyor. Yani neresinden bakılırsa bakılsın bir farkındalık olduğunu belirtmek gerekir. Ramazan'ın bir böyle görsel boyutları var, bir de deruni, ruhi boyutları var. Tabii görsel olan boyutlarından en önemlisi mahyalar. Günümüzde bakıyoruz büyük camilerde, özellikle işte iki minare arasındaki çok güzel mahyalar oluyor. Bunun çok eskiye dayandığını biliyoruz. 16. yüzyılın ikinci yarısında mahya adetinin ortaya çıktığını bize Selanik'i tarihi haber veriyor. İlk defa 3. Murat zamanında, sanıyorum 1587 yılında bir mahya uygulaması başlıyor. Ondan sonra da giderek gelişerekten devam ediyor. Şimdi Süleymaniye'deki o mahya olayını ben detayını bilmiyorum, hep anlatılır ama tam detayını bilemiyorum, ama şunu söylemek isterim. Belki asıl Süleymaniye'yi ön plana çıkaran Yahya Kemal'in
büyük şairimiz Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiiridir. O bir abide. Bazıları biraz belki mübalağa yapıyorlar ama yani Süleymaniye kadar muhteşem bir şiir, bir nazım ifadesi olaraktan söylerler. Dolayısıyla böyle farkındalık oluşturan mahyalar, şiirler, malum edebiyatımızda da ve şiirimizde Ramazan bütün incelikleriyle kendini hissettiriyor. Çeşitli kavramlar da ortaya çıkmış. Mesela İdiye deniliyor bayram için, Ramazaniye deniliyor, Ramazanname deniliyor vesaire. Yani zengin bir kavramlar silsilesi oluşturduğunu da bilmek gerekir. Evet. Ramazan'ın bir diğer önemli yönü de bir iç temizliği, yani deruni bir temizlik bir konusu. Bu tabii çeşitli şekillerde uygulanıyor. Bunun en belki güzel olanı itikaftır. Yani yine Resulullah zamanında başlayıp daha sonraki dönemlerde devamlı. Günümüzde de birçok kimsenin, çeşitli kesimden kimselerin itikafa önem verdiklerini görüyoruz. Yani bir caminin bir köşesinde dünya ile mümkün olduğu ölçüde irtibatını, alakasını keserek deruni bir temizliğe doğru gitmesi çok önemli bir olay. Tabii bu bahsettiğimiz bütün bu faaliyetler, gerek zahiri gerek deruni olan faaliyetler hep ruhun böyle bir temizliğini, ruhun yücelmesini, inceliğini ifade eden davranışlardır. Gerek okuduğumuz mukabeleler, işte dinlediğimiz irşat faaliyetleri veyahut yaptığımız hayır hasenat vesaire ile yani bir kendi kendimize gelme duygusunu yaşıyoruz ve bu bir ay boyunca devam etmiş oluyor. Belki bir sonraki Ramazan'a kadar da o bizi bir ölçüde bir takım kötülüklerden, değil mi, koruyor. Kur'an-ı Kerim namaz kötülüklerden korur ayet-i kerimesi malum var ama orucun bu faziletleri arasında da insanı bir takım şeylerden, kötülüklerden koruduğuna hiç şüphe yok. Peygamber bir kutsuz hadisi kutsi'de de inne savmeli ve en eczibih buyuruyor Allahu Teala. Yani Ramazan oruç bana aittir, onun mükafatını da ben veririm buyurması da bu anlamda güzel bir müjde bizim için. Kur'an-ı Kerim bir hayat nizamı, bir düsturlar manzumesi. Oruç insanın gerek bedeni gerekse ruhi temizliği için Allah'ın koyduğu en güzel ilke, en güzel uygulama. Teravih namazı apayrı bir atmosferi temsil ediyor. Bütün insanlar o öncesinde vaazlar dinleyerek, o uzun rekatlı namazları kılarak kendilerine bir önemli bir uygulamayı yapmış, yerine getirmiş oluyorlar. Evet. İftar bir Müslümanın en kutsal anı. Çünkü bunu hadis-i şerifte de, kutsi hadislerde de görüyoruz. O an gerçekten bizim Cenab-ı Hakk'a bütün ruhi ve bedeni kimliğimizle yakın olduğumuz an. Sahur elbette ki Ramazan'ın çok önemli bir başlangıç noktası. Yani orada bir nevi uzun bir meşakkate, uzun bir açlığa, susuzluğa, bir takım faaliyetlerden fedakarlığa hazırlanmanın niyetini yapıyoruz. Yani bir iradenin ve azmin başlangıç noktası oluyor. Ramazan yardımlaşma anlamına geliyor. Bunun Ramazan'daki en güzel uygulaması, belki mütevazi belki bir uygulama ama bir fitir sadakası. Herkes tarafından, çoluk, çocuk, herkes tarafından verilmesi önemli bir uygulama. En güzel ifade ayet-i kerimede ifade ediliyor, değil mi? Bin aydan hayırlı, evet. Bin aydan hayırlı olduğunu bize Cenab-ı Hak Kadir suresinde bildirmektedir. O anı yakalamayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin.